böyle ekmeği düşünün ağzımda içine çiğneyeceğim. He. Böyle iyice ıslattıktan sonra şişmiş yerlerin üzerine iyice süreceğim. E o kolay be. E peki morlukları gidermek için ne yapacağım? He. Ha. Maydanozu iyice ezeceğim. Ezdikten sonra morlukların üzerine süreceğim. Ama bu da kolay be. Peki kaç tutar maydanoz olacak? Ulan gece yarımı sivrisinek gibiş lan. Şerli kutar. Bana bak şerli bak. Şimdi ben de sana şeyi anlatayım be. Hani kırılan kol, barnak ne varsa onu dedi abisine anlatayım. Diyelim ki senin herifin akşamdan şöyle barnağını şeyde iyice bürküp kırdı. He bak ne yapacağını söyleyeceğim. Şimdi orta karar soğumuş bir buzu alıp kırılan barnağın üzerine iyice yedir. Tamam mı? İyice yedir. He, soğusun iyice. Sonradan bir baş soğan alıp ortadan ikiye böleceğim. Verdin mi? Tamam. Sonra kolonyayı limon kolonyası olacak. Limon kolonyasını soğan üzerinde şöyle bir gezdir. Hani böyle zalatanın üstüne zeytinyağını dökersin onun gibi gezdir. Geldirir mi? Tamam. Ondan sonra kırılan barnağın üzerine cünem yedir. Tamam mı? Dinliyor mu beni? Alo? Ulan Şerba ne oldu buna be? Ne oldu bu telefonu beğene? Sayın abalemiz, kırık barnak tarifini yerde kestiğimiz için özür dileriz. Birazdan gözümüz patlayacak sayın abalemiz. Çok üzgünüz vallahi sayın abalemiz. Ulan herkes de telefon sapı olur. Benimki üstüne telefon katili oldu. Ulan niye kesiyorsun be? Faturasını sen mi veriyorsun bunu? Ya kes lan kes. Ben tarafımı sivrisinek yemiş lan. Afiyet şeker olsun. Seni yemedi mi lan kansız tospa? Beni niye yiyorsun ki? Bilmez misin? Sinekler boka konarlar. Tamam lan. Madem sinek kondu, ben kafana gözüme bir iki yumruk kondururum lan, o zaman. Lan delirdin mi sen be? Ulan gelsene be. Bugün sinekleri yap. Bana yetiyor değil mi? Kırmızı bir eşya yok. Lan bana bak. Ben seni bilmez miyim lan? Sen gece uyurken benim üstümü açmışsındı lan salak. Ulan ben niye açayım senin üstünü be? Yorgan seni koca gövdene yakmıyorsa suç benim mi? Hadi bakalım. Şimdi bunu da aldım. Şimdi neyin etrafında dönecek? Kalkılmış hanım. Ha? Dur itilmiş. Bak dur. Ben eğer doğmazsam sana altınların yerini itiraf edeceğim. Altınlar mı dedin? He ya, altınlar. Eğer doğmazsan benim tek tek yerlerini söyleyeceğim sana. Tamam lan, tamam doğmayacaksın. Söyle bakayım altınların yerini, hadi bakayım. Yok öyle güvenemem sana. Ben önce kapının önüne gideyim. Çıkarken sana söylerim. Tamam lan. Lan git bakayım hadi. Söylemezsen seni altın tabutun içine koy, öyle gömerim haberim olsun. Yürü git bakayım. Söyleyeceğim hadi. Dedim ya ben. Yürü lan hadi. Söyle bakayım hadi. Söylesene lan. Söylüyorum be. Ha söyle hadi. Bak iyi dinle. Ha. Bir daha söyleme. Altınlar kapalı çarşıdaki kuyumcuda. Bir sürü altın var orada. Orada bir iş bul da hepsini satın almayı beceriver. Hadi buraya eyvallah. Lan açsana lan. Bak açsana. Ha. Dur bak. Altınlar kapalı çarşıdaki kuyumcuda değil mi? Enerteri nerede? Enerteri de burada. Altın enerter. Lan gel lan buraya lan. Lan bana bak akılmış. Kemiklerin sağlamı kan git dolaş biraz hayatın tadını çıkar. Akşama nasıl olsa sağlam kemiğin kalmayacak. Gel lan buraya. İnşallah akşama geldiğinde seni sinekler tarafından yenmiş bitirilmiş olarak bulurum. Allah'ın ayısı. Kan bankasında kan dilenirsin. Tez vakitte inşallah. İşte buraya yazıyor. Akşam ben sana gösteririm. Bu ensemden ısırdığım için. İkinci ayakta bohem kazanamadığı için. Bu Semir Ali atı iyi koşamadığı için.
sağ kolumdan ısırdığım için. Buradan kalkılmışım, kaçırdığım için. Ne ulan? Isırılmış efendim. Avcılığa mı başladım? Bari bir iki tane bıldırcım burada düşürüp yiyelim. Çok konuşma lan. Eline bir gazete aldı, bir iki tane sinek öldü lan. Ha. Ne biçim sinek lan bunlar? Komanda sineği miydi? Ne de ölmeye lan bir türlü. Hiç kusura bakma etmiş efendim. Sağ iyi avlar. Zaten bütün gün işte canım çıktı. Bana bak kalkılmış. Boşuna uğraşma. Seni boğucu dövmeyeceğim. Karar verdim. Zabalindi o için. Ne? Veresiye dayağı mı başladın yoksa? Neresi canım? Yine de teşekkür ederim. Ya seni düşündüğümden değil lan salak. Eline bir gazete alacaksın, bu ülke sabaha kadar ben uyurken nöbet tutacaksın, sinek öldüreceksin. Hiç kusura bakma, hiç de nöbet tutamam. Yok ya. Tutamam bak, ya, bu kadar. Bak, fikrimi değiştirin. Hem dayağı yersin, hem nöbeti tutarsın, ona göre. Tutmayacağım lan, tutmayacağım işte. Ne demek lan tutmayacağım, tutacaksın lan. Tutmayacağım, ne yapacaksın? Sabaha bak, kalkılmış. Sabaha kadar uyumayacaksın, başımda nöbet tutacaksın gazeteyle, tamam mı? Bak, Zabail'in vücudunda bir tek yeni sinek ısırığı görersem seni ezilmiş sinekten beter yaparım, haberin olsun, tamam mı? Peki ben yarın uykusuz işe nasıl gideceğim be? Lan keyfine düşkün karı, salak! Sen nöbet tutmazsan boğazda dayak yiyeceksin, acıdan uyuyamayacaksın sabaha kadar. En iyisi tut nöbetini, salak! Ey sineklerin tanrısı! Ben ne yaptım da bunları başıma cebelleşettim be? Gidin be, gidin sen, he? Pişt! Ulan ne kadar da çok be! Ah! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun be? Kafana iri bir sinek konduydu, onu vurdun. Aa, tamam o zaman. Beni halı gibi nasıl da dövüyordun değil mi? Şimdi elime geçtin Kilmiş Efendi. Al bakalım sana. Aaa! Donuyor lan, donuyor lan! Ne böğürüyorsun be? Benim ben. Kana susamış bir sinek vardı kafanda, ona vuruyordum be. Tamam. Vurmasaydım da yese miydim seni? Tamam lan, öldürebildin mi bari salak? Daha can çekişiyordur, bir daha vurayım. Lan ne oluyor lan? Ne olacak? Buraya mı işte be? Lan öldü mü lan? Tamam mı? Öldü mü? Valla öldürmeyeni Allah öldürmüyordur. Bir daha vurayım. Lan yedi başlı, yedi canlı canavar mı? Kedi mi lan bu? Valla ben de anlayamadım. Yoğurt yiyip ömrünü mü uzattı sinekler? Lan bana bak kalkılmış. Eğer bir daha bir sinek kaçırırsan onların ömrü uzayacak ama seninki kısalacak haberim olur. Sen merak etme ya. Ben hiç kaçırmam o onları. Merak etme sen. Çekilin lan, kişin, kişin! Ana, bir tane ayı sineği! Al bakayım sana! Lan doğruyor lan! Lan doğruyor lan! Baksana işte, bir ayı sineği vardı, onu vuruyorum be! Yani onu vurmasaydım, o muhterem kıçında bir damla kan kalmayacaktı! Ey güzel Allah'ım! Bana bu günleri değil ama bu geceyi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. İçimin yağları eridi be. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sana da al. Sana da. Al. Lan kimmiş? Lan kalksana. Lan kalk diyor be. Lan zart kaç oldu baksana. Hiç. Hiç sana diyorum, bak zat kaç oldu uyan! Zat mı? He? Lan salak, benim zatine ne işim var? İşe gider sensin lan, dangalak! Ha, doğru diyorsun valla. Hani ben belki sinek avına çıkarsın diye ona uyandırayım dediydim. Ne sinek avı lan? Bütün gece gazeteyle orama burama vura vura uyutmadın ki salak! Değil sinek avlayacak, seni dövecek mi atın bile yok? He bari kalk, iki sopa atsaydın be! Sen şimdi işine git kalkılmış. Ben akşama kadar yatayım biraz dinleneyim. Seni akşam sağlan sağlan diyorum. Sen uyur rahat rahat uyur. Akşama şey edersin, söversin beni. Sana artık Allah kabir rahatlığı versin. Bir kon onu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor. Bir kon onu çok sevdim. Thank you.
İnan olsun uykusuzluktan el alemin banyosunun küvetinde uyuyakalmışım. Niye kız, senin ayı artık geceleri de mi demiyor? Ya kız artık ben onu demiyorum. Aa, canına mı susadın sen, kakılmış? Ya kız ondan değil. Bizim ütülmüşüz sineklerle başı belada. Beni de başına geceleri nöbetçi tuttu. Kendisine sinek değmesin diye nöbet tutuyorum başımda. Ben sinekleri döveceğim, öldüreceğim diye halı gibi pat pat ütülmüşü vuruyorum. Vallahi yoruluyorum ama değiyor. Yüreğimin yağları eriyor. Sinek... İlacı da buraya taktık mu? Tamam. Ulan el ol neler icat ediyor be? Şuna bak. Kalkınmış. He? Benim be. Hah, gel lan kalkınmış. Bak ne aldım bak ha. Bak. He? Ne o be? Elektrikli dayak atacağım mı? Lan cahillikte olimpiyat yapılsa sen şampiyon olsun lan kalkınmış. Sinek kovacağı lan bu salak. Ne? Sinek kovacağı mı? Ne diyeceksin onunla? Lan Mustafa Topaloğlu bile senin yanında profesör oldu lan. Lan evin içindeki sinekleri kovacın salak. Aa, ne istiyorsun zavallı garip hayvanlardan be? Ben ne güzel seni koruyordum. Hem bak hayvanları koruma cemiyeti duyarsa vallahi seni mahkemeye deyip verir. Ben inek. Hem sinekle hayvandan mı sayılıyor sanki salak? Ne insan sıfatında hayvan oluyor da sinek sıfatında hayvan olmasın? Şimdi bak. Bunu buraya takınca evin içinde sinek minek kalmayacak. Lan şu teknoloji büyük şey be. Şuna bak şuna. Bunun ayıları çınılığını da yapsalar da ben de biraz rahat etsem. Lan kendi kendine ne mırmır ediyorsun lan. Ben tuvalete gidiyorum. Gelince odanın içinde sinek minek kalmayacak. Of of. Lan gel beden şunu iyice kurulayalım da şey şu olmasın. Kişelemene gerek kalmayacak akılmış. Niye öyle diyorsun beni güzel? Vurup vurup öldürüyorum hepsini. Lan ben önlemini aldım diyorum. Vurmana gerek kalmayacak. Gel bak gel. Rahat rahat uyuyacağım bu hoca. Gel. Ne? Gel. Ne diyor ben? Aa bak. Ne olur ne olmaz diye yatağa cibinlik kurdum kız. Ne? Cibinlik mi? Ha cibinlik kurdum. Ben kalan burada huzur içinde uyuyacağım. Ama her ihtimale karşı önlemimi de aldım tabii. Ana nasıl önlenmiş ki? Bakılmış. Sen orada açukta yatacaksın. Böylece sinek de seni yiyecek kız. Sen de sevaba gireceksin. Oh be. Dünya varmış. Hadi bana iyi geceler. Sana da sineklerle iyi mücadele. Ben şimdi senin hakkından gelmez mi yönetilmiş efendim? Evet, şimdi bu cümünlükte uçuk uçuk pencereleri açmaz mıyım ben? Merak etmeyin sinekler! Kalkınmış teyzeniz sizi ayı kanından mahrum etmeyecek! Haydun, hayırlı uğurlu olsun! Oh! Bir tane daha açalım. Şöyle. Bu posuna bu posuna.
beklerim. Gelin, doluşun. İnce ince, Yasemince.